Merkez Bankası başkanımız olmak üzere değerlendirmeyi yaptık. Sonunu tatlıya bağladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zirve sonrası ilk defa konuştu. Doları 2 lira 64 kuruş seviyesine kadar çıkaran gerginliğin şimdilik sona erdiğinin mesajını verdi. Görüş ayrılıklarının olmadığı bir yer söz konusu değil. Tabii ki olur. Ama biz sonunda bir metin açıkladık. Ocak ayından bu yana Merkez Bankası'nın faiz politikasını eleştirdi Erdoğan. Katıldığı hemen hemen her toplantıda faizin yüksekliğini gündeme getirdi. Merkez Bankası bağımsız karşı gelmelerine yanıt verdi. Şimdi diyebilirler ha, Merkez Bankası bağımsızdır. Ben de bağımsızım. Erdoğan'ın faiz çıkışı sırasında gözler dolardaydı. Dolar Ocak ayında 2 lira 27 kuruştu. Piyasalardaki tedirginlik Cumhurbaşkanı'nın çıkışlarıyla birleşince dolar sürekli yükseliş trendi gösterdi. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekte olur. Dolar Mart ayının ilk haftasında 2 lira 64 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Sadece özel şirketlerin 3 aylık kur zararının Şubat ayı sonu itibarıyla 81 milyar lira olduğu açıklandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın yapacağı görüşmeye çevrildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da yarın Merkez Bankası Başkanımızdan briefing alacak. 2 saat süren toplantı sonrasında Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı ile ortak açıklamada konuştu. Merkez Bankası Başkanı ile yapılan görüşme, faiz tartışması ve doların yükselmesi soruldu. Erdoğan, tatlıya bağladık dedi. Görüş ayrılıklarının olmadığı bir yer söz konusu değil. Tabii ki olur. Ama biz sonunda bir metin açıkladık. Ben de yanıma kendi baş müşavirlerimi ekonomiyle ilgili almak suretiyle Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Bey ve bu noktada Merkez Bankası Başkanımız olmak üzere değerlendirmeyi yaptık. Sonunu tatlıya bağladık. Ve Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na geri dönmesi. Cumhurbaşkanı Fidan'ın dönüş kararından memnundu. Hakan Bey'in bu görevden istifası ile ilgili kanaatlerimi daha önce biliyorsunuz açıklamıştım. Niye doğru bulmadığımı da açıklamıştım. Ben inanıyorum ki şu anda vermiş olduğu karar isabetli bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanı, Devlet Personel Başkanlığı kararı ve MİT Kanunu 14. maddesine rağmen Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığına geri dönmesinin hukuki olduğunu savundu. Bu kararından sonra Sayın Başbakan'la da durumu görüştük. Bu işin hukuki bütün incelemelerini A'dan Z'ye yaptırttık. Sayın Başbakan da yaptırttı, ben de yaptırttım. Hukuken tekrar görevine dönmesinde mani bir hal yok. Fidan'ın MİT Müsteşarlığında tekrar görevlendirilmesine hem CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hem de eski savcı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu iptal davası açtı. Bu konuda hukuken bir boşluk var vesaire diyenler maalesef hukuku bilmiyorlar. Bu işleri incelemeden, soruşturmadan, araştırmadan konuşuyorlar. Ve nasıl yıpratabiliriz, nasıl bir yeni süreç başlatabiliriz, bunun hep gayreti içerisindeler. Bunlar boş şeyler. Biz işimize bakıyoruz.